Dün gece yaşadıklarımız değerli arkadaşlar, bugün bu basın toplantısını, bu tanıtım toplantısını daha da anlamlı kılmıştır. İnsanların hayatlarında unutulmadıkları uykusuz geçen geceler vardır. Dün iki kez son iki yıl içinde böylesi hüzünle uykularımızın derinden kesildi diye uğradığını biliriz. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na. Bugün maalesef kendilerini milliyetçi ve muhafazakar iddia eden bazı kesimlerin neredeyse kazansıza bayram yapacakları Trump'ın ahmak olma diye mektup gönderdiği gecedir. O gece İstiklal Savaşı'ndan daha önceki tarihi aşamalara kadar onurla bir ülkenin cumhurbaşkanlığı makamını korumuş bir nesil, ecdadın nesillerin devamı olarak uykularımız kaçmıştı. Hüzün duymuştuk. Hüzün ve hicap duymuştuk. Amerika'nın başına kim olursa olsun veya diğer devletlerin başına kim olursa olsun bizim cumhurbaşkanlık makamımıza böyle hitap edemezdi. Geldiğimiz nokta hicap verici. Dün gece de hem devlet teamüllerimiz, hem demokrasimiz, hem basın özgürlüğümüz, hem de ülkemizin eğitim kalitesi açısından ciddi bir hicap ve hüzün duydum. Bunu açık bir şekilde öncelikle paylaşmak isterim ki bugünkü basın toplantımızın ve tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizin anlamı biraz daha anlaşılır olsun. Devlet teamüllerimiz açısından hicap duydum. Bu ilk kez olmuyor. Artık istikrar getireceği vaat edilen ve Türkiye'de köklü bir siyasal sistem oluşturacağı vaat edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bakanlara Cumhurbaşkanlığı makamının arasında istifa restleşmesine şahit olunan bir yapıya dönüşmüştür arkadaşlar. Evet, çok siyasal krizler görmüştür bu ülke. Evet, çok iniş çıkışlar, bir takım gerilimler yaşamıştır. Ama bir bakanın muhatabı olduğu Cumhurbaşkanlığı veya eski başbakanlıktan habersiz olarak istifa ettiği, bu istifayı da çıkıp mertçe halkın önünde görünerek yapmadığı ve sosyal medya üzerinden her türlü dedikoya açık bir açıklamayla yapmış olması devlet geleneğimiz açısından hicap vericidir. Bugün devlet makamlarında oturan ve bu ülkeyi temsil eden herkesin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, beraber çalışmış bir eski mesai arkadaşı olarak, bir eski dost hala böyle bir hissiyat varsa o anlamda açık ve samimi bir şekilde, ama en önemlisi de onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sesleniyorum. Artık başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün. Bundan aylar önce bir başka bakan istifa restleşmesi çeker, sosyal medya üzerinden kitleleri mobilize eder ve sizin karşınıza o istifa restleşmesiyle oturur ve buna izin verirseniz, bugün en yakınınız olan, aile ferdiniz olan bir başka bakan bunu yaparsa, yarın hangi mevkide bulunan kimlerin devlet teamüllerine aykırı olarak nasıl hareket edecekleri bilinemez. Sık sık söylenilen bir sözü tekrar ederek kendisini de söylediği şey hatırlatırım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir. İstifa mekanizması onurlu bir mekanizmadır. Tek taraflı alınır ama muhatap öncelikle üst makamlardır. Sonra kamuoyudur. Sosyal medyada bu yolla yapılan istifalar devlet yapımızı derinden çökertmiştir, çökertmektedir. İkincisi demokrasimiz adına hicap vericidir. Çünkü demokrasi kökleşmiş kurumlarıyla bir ülkede istikrarın esasıdır. Halbuki bugün kişiselleşmiş bir iktidar ve kişisel ilişkiler üzerinde yürüyen bir yönetim biçimiyle demokrasi Türkiye'de bütün geçmiş dönemlerde en fazla yarayı almıştır. Türkiye 12 Eylül dönemlerini gördü, 27 Mayıs, 28 Şubat'ı çok zor dönemler gördü. Ama devletin bütün itibarının ve halkın iradesinin tek bir kişide tecelli ettiği ve herkesin o kişiyle olan hesaplaşması üzerinden güç devşirmeye çalıştığı bir dönem yaşamadı. Demokrasi ayağa kaldırma vaktidir. Devlet teamüllerini doğru yerine oturtma vaktidir. Üçüncüsü, basın özgürlüğü açısından dehşet vericidir. Bu demokrasilerde görünmeyecek bir şey. Eğer bir bakan istifa ediyorsa bunun birinci muhatabı Türkiye kamuoyudur. Bir bütün olarak kamuoyudur. Ve bu kamuoyunu bilgilendirmesi gerekenler de özgür basındır. Bir istifa var, ortalıkta bir metin dolaşıyor. Ama bu metnin ne teyidi var ne tekzibi var. Bakın üzerinden 12 saatten fazla vakit geçti. Böyle bir istifa var mıdır bilmiyoruz.
Yok mudur? Yine bilmiyoruz. Demokrasilerde böyle şey olmaz. Basın, özgür basın, basın olduğunu iddia ediyorsa işte burada çağrıda bulunuyorum. Artık yarın hangi baskıyla karşı karşıya kalacakları sorusundan bağımsız olarak basın olarak görevini yapsınlar. Açık tartışsınlar. Bir iki kanalın biraz mahcup bir şekilde haberi vermesi dışında ana mecra denilen kanallar böyle bir olayı yok gördü. Bütün uluslararası basın bu olaydan bahsetti. Eğer Türkiye, Türk basını bundan bahsetmediyse basın mensuplarının da başlarını iki ellerinin arasını alıp nereye gidiyoruz sorusunu sorma vaktidir. Evet, baskıyla bizim görüntülerimizi yasaklamıyorsunuz. Evet, baskıyla Gelecek Partisi'nin geçen haftaki kongresinden bahsedemediniz. Bütün bunları anlayışla karşılarım. Ama bir ülkenin kaderini etkileyecek bir süreçte eğer bir haber ortalıkta bütün dünyada dolaşıyor ve siz sessiz kalıyorsanız bu affedilir bir şey değildir. Basın açısından yüz karası bir gece yaşadık dün. Basın özgürlüğü açısından. Basın özgürlüğünü savunmak hepimizin görevidir. Ve nihayet metni aldığımda emin olun. Aldığımda dedim ki bu gerçek olamaz. İlk geldiğinde. Niye gerçek olamaz dedim biliyor musunuz? Böyle bir istifa olmayacağından değil. Sayın Hazine Maliye Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısı dolayısıyla bunu yapmayacağından falan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanamasına inanamadığım için inanamadım. Bir bakanlık makamı eğer bu kadar kötü bir Türkçe kullanıyorsa, ilkokul düzeyinde bir Türkçedir arkadaşlar bu. Bazı hatalarıyla. Kompozisyon hatasıyla lise düzeyini geçmez. Bir akademisyen, bir aydın olarak Türkçeyi, ana dilimizi, o güzel dilimizi hayatı boyu savunmuş bir aydın olarak da hicap duydum. Bakan Türkçe bilmeyebilir, yandaki danışmanı bilsin. Yandaki danışmanı bilmiyorsa bunu basına verenler bilsin. Bu Türkçeyle bırakın bakanlık idare etmeyi, herhangi bir küçük kurum bile yönetilemez. O zaman anladım, aslında şaşırmamam gerekirdi. Türkiye'nin en kaliteli üniversitesini sırf şahsi ihtiraslarıyla kapatan, kinleriyle kapatan bir zihniyetin aslında kalite düşmanlığı işte bu metinde tecelli etmiştir. Çünkü bunlar bu seviyede bir kalitenin üstüne bir kalite aramazlar, istemezler, barındırmazlar. Arkadaşlar, büyük girizgahı yapmak istemezdim. Ama içim hala, yüreğim ve zihnim isyan halinde, açık söyleyeyim. İnandığım demokratik değerler adına, inandığım basın özgürlüğü adına, partimizi ayağa kaldıran bütün o güzel değerler adına ve devlet teamüllerimiz adına isyan halindeyim. Bunun bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin şahsi mülkü değildir. Hiçbir ailenin de iç ilişkilerine kaderini bağlayamaz. Bu açıkça böyle bilinmeli. Onlar bilmeyeceklerse biz Gelecek Partisi olarak bunu adım adım onlara da halka öğretmeye, halka da göstermeye devam edeceğiz. İşte bu çerçevede. Dün geceden bu yana olan yaşadığımız gelişmeler bugünkü toplantımızı daha bir anlamlı kılmıştır. Bu toplantıyı daha soğukkanlı, daha sakin bir atmosferde yapmak isterdik. Ama dün yaşananlar, açık söyleyeyim, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bütün hastalıklarını bir gecede bütün semptomlarını, belirtilerini ortaya koymuştur. Çok net ifade ediyorum. Evet, bir siyasal krize karşı karşıyayız. Derin bir ekonomik krize karşı karşıyayız. Bunların hepsinin sebebi olan bir yönetim krizine karşı karşıyayız. Ama hiç kimse ümitsizliğe kapılmamalıdır. Bu yönetim krizinin de çözümü vardır. Siyasal krizin de çözümü vardır. Ekonomik krizin de çözümü vardır. Gelecek Partisi ülkenin geleceğini bu karabasan gibi çöken karanlıklar içinden yeni bir parıltılı aydınlığa taşımak için kurulmuştur. Bu çerçevede ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar üzerimizde basın ambargosu olursa olsun bunları birer birer kırmaya devam edeceğiz. Ve Ankara'da oluşturduğumuz kurullarla da ülkemizin her meselesine çözüm bulma çalışmalarına devam edeceğiz. Bundan sonraki süreci şöyle işleteceğiz. Bugün sizlerle kamuoyumuzda bunu paylaşacağız. Bütün detaylarıyla. Her soruya açıklıkla, yüreklikle cevap vereceğiz. Daha sonraki aşamada ise ben bugün öğleden sonra özel kalemim aracılığıyla başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün parti liderlerinden, siyasi liderlerden randevu isteyeceğim. Dün yaşananlar da bu krizi, bu böylesi bir krizin aşılması için hepimizin harekete geçmesi gerektiğini ortaya koydu. Biz iyi niyetle harekete geçiyoruz. Geçmiş tartışmalarımız ne olursa olsun, geçmişte ihtilaf ettiğimiz konular ne olursa olsun,
Bugün konuşma vaktidir. Bugün yüz yüze bakma, geçmiş ihtilafları değil, bugünkü ortak paydalarımızdan hareketle çözümler üretme vaktidir. Biz bir çözüm önerisinde bulunuyoruz. Sistem tıkanmıştır. Bir bakanın istifası bile bir sistemi tıkıyorsa o sistem aslında yok demektir. Sistemsizlik var demektir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, iktidarda Sayın Bahçeli'den, Sayın Kılıçdaroğlu'dan, Sayın Akşener'den, Sayın Karamollaoğlu'ndan ve diğer bütün partilerden randevu talep edeceğim. Hiçbir partiyi dışlamaksızın arkadaşlarımızla gidip bu önerimizi paylaşacağız. Katılmayabilirler, karşı çıkabilirler, yanlış yapıyorsunuz diyebilirler. Ama şunu demelerini beklemiyorum. Sizinle görüşmeyeceğiz demelerini beklemiyorum. Sizinle görüşmeyeceğiz diye veya randevu taleplerimize olumsuz cevap veren her siyasi lider geleceğe dönük olarak bir vebal altına girmiş demektir. Aslında kendine güvenmediğini göstermiş demektir. Kendi durduğu pozisyonu anlatamayacak kadar güvenmediğini göstermiş demektir. Bununla yetinmeyeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarından randevu talep edeceğim. Bütün sivil toplum kuruluşlarından, iş adamları teşkilatlarından, TOP'tan, TÜSİAD'dan, MÜSİAD'a kadar, sendikalardan, bütün sendikalardan, ayrım gözetmeksizin, bütün önemli sivil toplum kuruluşlarından randevu talep edeceğim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, eski bir başbakan olarak, sistemde gördüğüm aksaklıkları paylaşacağım. Bu randevu taleplerim sadece Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak değildir. Duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak hasebiyledir. Gelecek Partisi olarak zaten pozisyonumuz bellidir. Üçüncüsü, bütün basın yayın organlarından randevu talep edeceğim. Aslında bu yolla kapsayıcılığı da göstermiş olacağız. Bizim hakkımızda geçmişte ne yayın yapmış olurlarsa olsunlar, ne kadar hakaret etmiş olurlarsa, iftira atmış olurlarsa olsunlar, bütün basını saygıdeğer görüyoruz ve hepsinden randevu talep edeceğiz. Ve bu randevularımızın takipçisi olacağız. Yarından itibaren partimiz hesaplarından ve iletişim başkanlığımızdan günlük raporlarla kimler bizim randevumuza evet demişse bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Kimler cevap vermemişse bunu da paylaşacağız. Ta ki Anadolu'da bazen ziyaretlere gittiğimizde iktidara destek olduğunu gördüğüm ama bizi de seven bazı vatandaşlarımızın niye şu yayın organlarına çıkıyorsunuz da şunlara çıkmıyorsunuz sorusuna bir daha muhatap olmayayım. Kim çağırırsa biz çıkarız. Kim isterse konuşuruz. Konuşmaktan korkmayız, yüzleşmekten korkmayız, samimiyetten korkmayız. Ama korkunun kendisinden hiç korkmayız. Bu korku atmosferini dağıtmak için yola çıktık ve bir yıl içinde çok ciddi mesafe aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye herkesin herkesle konuştuğu, önerilerini paylaştığı, kaygılarını ilettiği bir ortama kavuşur.